Galatasaray'dan Can Michel seri bombası. Yaz transfer döneminde orta sahaya en az 2 takviye yapmayı hedefleyen Galatasaray, rotayı maliyeti uygun oyunculara çevirdi. Sky Sports'un haberine göre Galatasaray daha önce kadrosunda bulunan yıldızlardan biri olan Seri'yi transfer edecek. Kulübün fil dişili oyuncusu Jean-Michel Seri ile her konuda anlaşan sarı kırmızılılar, oyuncunun kulübü Fulham'ı da makul bir bonservis bedelinde ikna etmek istiyor. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan Seri, 2018 yazında 30 milyon euroya kadrosuna katan İngiliz ekibi, 29 yaşındaki orta saha için bu kez kapıyı 4 milyon eurodan açtı. Galatasaray ise gelecek sezonun sonunda bitecek olan finansal fair play anlaşmasının ardından bonservis harcamalarında elini rahatlatacağı için Fulham'a zorunlu satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifiyle gitti. Galatasaray'da seçim olacak ancak bütün başkan adayları Terim'le yola devam etme kararı alacaklarını açıkladıkları için Fatih Terim'in gözdesi olan Seri'nin transferinde bir zorluk çıkması beklenmiyor. Üstelik yıldız oyuncu hem maaş hem de bonservis olarak artık çok daha uygun maliyette takıma katılabilir. Son olarak Fransız temsilcisi Bordeaux'da forma giyen Seri, kariyerinde Nice, Fulham ve Galatasaray gibi takımlarda top koşturdu. Öte yandan Fransa'da bir televizyon programında ise Seri'nin Galatasaray'a imza atmaya çok yakın olduğu ve Sarı Kırmızılılarla 3 yıllık sözleşme imzalayacağı açıklandı. Galatasaray'ın yeni transferi canlı yayında açıklandı. Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da 8 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor ve 4 futbolcunun da kiralık mukavelesi sona ermek üzere. Galatasaray'ın Leipzig'ten 1,5 yıllığına kiraladığı Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesi de bitiyor. Aslan Uruguaylı'nın bonservisinin yüksek olması ve sık sık sakatlanması nedeniyle Saracchi ile devam etmek istemiyor. Bu bölgede forma giyen diğer bir isim de Emre Taşdemir. Sakatlıkları ve istikrar sağlayamaması nedeniyle Sarı Kırmızılılarda birinci bek olarak düşünülmeyen Emre Taşdemir Galatasaray'dan ayrılacak. Bu doğrultuda Jim Wong sol bek bölgesi için iki isimle birden temasa geçti. İşte detaylar. Jim Wong'da ilk hedef Crystal Palace'la sözleşmesi sona erecek olan Patrick Van Aanholt. 30 yaşındaki sol bek için bonservis bedeli ödemeyecek olan Sarı Kırmızılı takımın oyuncuya ise 3 yıl için bonuslar dahil 4,5 milyon euroluk bir teklif yaptığı belirtildi. Hollandalı bek bu sezon İngiliz ekibiyle 22 maça çıktı ve 1 asist yaptı. Deneyimli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro. Sarı Kırmızılıların ikinci sol bek alternatifinden önce unutmadan söyleyelim. Jim Wong, Barcelona'nın Palmeiras'tan kadrosuna kattığı 22 yaşındaki genç yetenek Matheus Fernandes'e de talip. Jim Wong, Brezilyalı futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Geçelim Galatasaray'ın sol bek bölgesi için düşündüğü ikinci alternatif olan Ezgihan Alioski'ye. Üstelik İngiltere'de yerel bir televizyon kanalının canlı yayınında Alioski'nin Galatasaray'la her konuda anlaştığı duyuruldu. Kariyerini Leeds United'da sürdüren Makedon Solbek, İngiliz ekibinin yeni sözleşme teklifini reddetti. Bu sezon ada temsilcisiyle 34 maça çıkan Alioski, takımına 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Schaffhausen, Lugano ve Leeds formaları giyen Alioski, kariyeri boyunca çıktığı 370 maçta 50 gol atıp 44 asist yaptı. Defanstaki başarılı futbolunun yanı sıra skorada büyük katkı yapan yıldız oyuncu bu özelliğiyle çok dikkat çekiyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro. Peki siz olsaydınız Galatasaray'ın sol bek için hangi oyuncuyu transfer ederdiniz? Alioski mi yoksa Patrick Van Aanholt mu? Yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. İşte Galatasaray'ın yeni transferi. Resmen duyurdular. Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı Kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Birçok bölge için transfer arayışlarına giren Aslan, orta saha transferi içinde çalışmalarını sürdürüyor. Parma Sportif Direktörü Javier Ribalta, Galatasaray'ın Hernani ile ilgilendiğini duyurdu. Ribalta, Hernani'nin uzun bir kontratı var. Galatasaray ilgilendiğini iletti. Önemli bir teklif gelirse değerlendirebiliriz, dedi. İtalyan basını da Sarı Kırmızılıların bu transferi 5 milyon euroluk bonservis bedeliyle tamamlamak üzere olduğunu duyurdu. Haberde, Türkiye ve Avrupa'da eski günlerini yeniden yakalamak için Serie A'nın gözde futbolcularından Hernani'yi gözüne kestirdi. Parmayla 5 milyon euroluk bonservis bedeliyle anlaşan Galatasaray, oyuncuyla da 5 yıllık sözleşme imzalamak üzere ifadeleri kullanıldı.
Güncel piyasa değeri 6,5 milyon euro olan Sambacı Yıldız'ın Parma ile olan kontratı 2023 yazına kadar devam ediyor. Galatasaray'ın yeni Felipe Melo katkısı beklediği 27 yaşındaki Brezilyalı, bu sezon 31 maçta 7 gol atıp 2 de asist yaptı. İtalya Ligi gibi sert bir ligde bu kadar maç oynayıp bu denli skor katkısı yapan bir futbolcuyu 5 milyon euro gibi Avrupa piyasasında komik sayılabilecek bir rakama getirmek çok büyük iş olur gerçekten. Siz ne dersiniz? Yorumlarda buluşalım. Galatasaray'dan golcü hamlesi. Mustafa Muhammed'in takıma katılmasının ardından gol yollarındaki sorunu çözen Galatasaray'da Radamel Falcao sevinci de yaşanıyor. Bilindiği gibi Kolombiyalı golcü uzun süren bir sakatlığın ardından formasına kavuşmuş ve attığı gollerle takımına hayat vermişti. Fakat sakatlıklar nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Falcao'nun takımdaki geleceği henüz net değil. Birçok Amerika Birleşik Devletleri ekibinden oldukça yüksek maaşlı teklifler alan Kolombiyalı süperstarın Galatasaray'ın da maddi olarak sıkıntıda olması nedeniyle gelecek sezon ayrılması yüksek olasılık olarak görülüyor. Bu yüzden Mustafa Muhammed'i forvet hattında yalnız bırakmak istemeyen Galatasaray, golcü arayışlarına başladı. Ligde şampiyonluk yarışına devam eden Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürürken İngiltere'den önemli bir iddia geldi. İngiliz basını Falcao ve Mustafa Muhammed gibi iki önemli golcüsü bulunan sarı kırmızılıların Dwight Gayley'i de forvet hattına eklemek istediğini kaydetti. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki İngiliz oyuncuyla bir an önce anlaşma sağlanmaya çalışıldığı bildirildi. 2016 yılında Newcastle United'a transfer olan ve artık takımdan ayrılmaya hazırlanan Dwight Gayley'e Katar ve Suudi Arabistan'dan da teklifler olduğu belirtiliyor. Sarı kırmızılıların devre arasında Newcastle'dan kadrosuna kattığı DeAndre Yedlin faktörünü de kullanarak bu transferi bitirmesi bekleniyor. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan yıldız golcü, kariyerinde sahaya çıktığı 273 maçta 103 gol atmayı başardı. Galatasaray'dan Van Aanholt bombası. Galatasaray'da transfer harekatı daha sezon bitmeden başladı. Sarı Kırmızılılar Teknik Direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer harekatına start verdi. Listenin ilk başındaki isimlerden biri İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'da forma giyen sol bek oyuncusu Patrick Van Aanholt. Sarı Kırmızılılar sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncu için 2 yıllık teklif yaptı. Cimbom ilk yıl için 1 milyon 250 bin euro net, 500 bin euro başarı bonusu teklif etti. Galatasaray Hollandalı yıldıza ikinci yıl içinse 1,5 milyon euro net bağış ve başarı bonusu önerdi. Sarı Kırmızılı kulübün teklifini değerlendirmeye alan Hollandalı oyuncunun vereceği cevap bekleniyor. PSV Eindhoven altyapısından yetişen 30 yaşındaki Van Aanholt, Chelsea, Newcastle United ve Leicester City gibi takımlarda da forma giydi. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan Aanholt, kariyerinde sahaya çıktığı toplam 373 maçta 33 gol atıp 32 de asist yaparak takımlarına tam 65 gollük katkı sağladı.